senin ne işin var burada? Yangından sapasağlam kurtulduğunu duydum. Allah'a çok şükür iyisin. Ayla, çıldırdın mı sen? Ne işin var burada? Ne yapıyorsun? Ah! Of! Ne oldu? Ayağım burkuldu. Hay Allah. Canımı acıttın. Geç otur şöyle. Tamam. İyi misin? Acıyor mu? Hı hı, çok acıyor. Ne kadar sakarsın hala. Aa, sen kendine bak. Bilerek canımı yaktın. Özür dilerim. Önemli değil. Ben biraz buz getireyim bari. Hadi gidelim kızım. Biz de gelelim bakalım kimmiş o misafir. Sizin gelmenize gerek yok anne. Misafirimiz Şebnem işim burada. Aa, siz de beni iyice dedikoducu yaptınız ha. Şevket Bey öğrenirse vallahi hemen kapının önüne koyar beni. Hadi Şerif. Hadi. Baba. Kim bu gizemli misafir? Aşağı inince öğreniriz. Hala canın acıyor mu? Sayende geçti. Sakarlık işte. Ayağımı burktum. Sağ olsun Kenan Bey hemen buz getirdi. Önemli bir şeyin yoktur umarım. Yok yok. Buz çok iyi geldi. Hoş geldin Kenan. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Daha iyisin değil mi Şebnem? Ayakta durabiliyor musun? Sorun yok, gerçekten iyiyim. Ayla dün yaşanan tatsız olayı duyunca geçmiş olsun demek için uğramış. Gerçekten çok büyük bir olay atlatmışsınız. Böyle habersiz geldim ama... Teşekkür ederim, çok kibarsınız. Nasıl bu kadar çabuk duyabildiniz? Babam biliyorsunuz aynı şirkette çalışıyor. Ondan öğrenir öğrenmez geldim işte. Yalnız siz de çok iyi gözüküyorsunuz. Teşekkür ederim. Ayla, ayakta kaldın. Otursana şöyle. Yok, oturmayayım ben. Zaten şirkete uğramadan önce başka bir yere uğramam gerekiyor. Geçmiş olsun. Size de Kenan Bey. Beraber çıkalım o zaman. Ben de çıkıyorum zaten. Seni gideceğin yere bırakayım. Tamam. Kendini fazla yorma tatlım, tamam mı? Bu kız beni rahatsız ediyor. Ayrıca babamın etrafına dolaşmasından da hiç hoşnut değilim. Anne... Şevket, dün gece boşanmak istediğini söylemek için benimle buluşmak istemiş. Sen ne dedin? Bir şey söylemedim. Daha doğrusu söylemeye fırsat olmadı. Telefon gelir gelmez apar topar hastaneye koştuk. Belli ki bu kız için boşanmak istiyor. Daha neler? Olmaz öyle şey. Kaç aydır evinde yoksun. Sana ders vermek için yapıyordur.
Leyla Hanım. Neredesiniz? Kurabiyeleri sabaha karşı hazırlamıştım. Kafeyi de sabahtan erkenden temizledim çıkmadan. Yani yapmam gereken her şeyi yaptım Ceren Hanım. Bakın Leyla Hanım. Öyle işimi bitirdim diye olur olmaz çıkıp gidemezsiniz. Burada benim de yardıma ihtiyacım var değil mi? Zaten Şebnem de yok bugün. Bir yangından kıl payı kurtuldu da. Nasıl? Şebnem Hanım yangında mı kalmış? Ceren Hanım iyi mi? Nasıl? Sağlığı nasıl? Tamam tamam sakin olun. İyi bir şeyi yok. İyi değil mi? İyi. Merak etmeyin. Yani benim demek istediğim... Birbirimizi haberdar edelim olur mu? Yani öylece bırakıp çıkıp gitmeyelim. Ha bir de Leyla Hanım. Bugün artık çıkmayın lütfen. Şebnem'in kusuruna bakma Ayla. Çok kötü bir gece geçirdi ve hala etkisinde. Bana karşı olan olumsuz tavrının bu tatsız olaydan kaynaklandığını sanmıyorum. Yani kızınız benden hoşlanmıyor. Bu sana has bir durum değil. Şebnem yeni tanıştığı insanlara karşı her zaman mesafelidir. Ama tanıdıkça ne kadar cana yakın biri olduğunu anlayacaksın. İstersen nikah erteleyebiliriz Şebnem. Ertelemek mi? Neden? Evin yeniden yapılması gerekiyor. Bu da zaman alacaktır. Ev tekrar yapılsa da orada yaşamak istemiyorum artık. Tabii sen nikah ertelemek istiyorsan başka. Yok, hayır. Saçmalama. Ben sadece senin o evde oturmak istediğini bildiğim için öyle söyledim. Yok, o evde oturmam dersen başka yere de bakabilirsin. Bakabilirsin. Kendini biraz dışarıda tutmuyor musun Kenan? Neden bahsediyorsun Şebnem? Bütün nikah hazırlıklarıyla ben ilgilendim. Sürekli meşgulsün. Şebnem, şirket yepyeni bir alana açılıyor. Gece gündüz çalışıyoruz, çok yoğunuz bu aralar. Eğer kendi nikahıma uzak ve mesafeliysem bunun tek nedeni budur. Tamam. Ben de zaten seni suçlamak için söylemedim ki. Dün gece ikimiz de çok yordu. Benim şimdi gitmem gerek. Lütfen yorulmadan dinlenmeye bak olur mu? Sen de. Sonuçta hangi tehlikeyi atlattık?